Güzel çek. Oğlum güzel çek. Beceremiyorum bazen ne bileyim bilmiyorum. Çok çok titreme olduğuna dair iddia yok da az titret. Kerim ben. Kerim ben Neyse kardeşim. Evet. Ah oh. ne ee, ne yapacağız? Evet. Bugün arkadaşlar sizden gelen talep üzerine bugün şimdi 50 tane supplement tanıttığımız yalnız bütün kullandığım bütün supplementlerin videosunu çektik ama insanlar hala şey dedi yani demişler ki benden bir talepte bulunmuşlar hani kilo almak isteyenler nasıl saplement kullanmalı? İşte atıyorum zayıflamak isteyenler nasıl saplement kullanmalı? Ya da biz bunu nasıl diyelim ikisinin ortasında kalıp kilosunu koruyup kas kütlesini beslemeye yönelik saplement nasıl kullanılmalı vesaire bunları anlatacağız şimdi. Bunları anlatalım. Bu anlatacağım anlatım natürel bireyler için geçerli olacak. Zaten kendi kullandığım saplementlerden kürde olanların nasıl saplement kullanılması gerektiğini anlayabilirler. Oradan onu izleyebilirler. Natürel kimseler için saplement kullanımı nasıl olmalı? Bu konuya geçmeden önce inanılmaz bir giriş yapıyorum şu anda. Tam da bu videonun üzerine denk gelmesiyle birlikte Türkiye'de hiçbir yerde göremeyeceğiniz şeffaflıkta ve güven veren bir saplement anlatımı olacak. Nasıl? Aha da işte burada devletimizin resmi evraıyla ıslak imzalı maço lifestyle sporcu gıdaları bu şekilde. Bunu avukat arkadaşıma sordum bunları yayınlayabilirmişim bu evrak. Hop geldi arkadaşlar bu evrak. Şimdi ben size hardline 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 diyorum. Sen böyle çektin yeter kanka zaten ben bunun görselini şeye koyarım, videoya koyarım. Bu şöyle gösterdin değil mi? Bak şöyle ıslak imzalı gerçi zaten evrağa koyacağım direkt. Şimdi ben geçen mağazada bulunmadığım süre zarfında Ankara Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden memur arkadaşlar gelip bir uygulama gerçekleştirmişler. Spontane bir şekilde bizim mağazamızda bulunan herhangi bir ürünü alıp e, mevzuata uygun olmayan bir şey var mı diyerekten analize götürmüşler. Şans eseri de o gün Hardline BCA ürününü almışlar. Yani burada Hardline Nutrition BCA, Hardline BCA Fusion diyelim. Ürününü alıp götürmüşler analiz için. Ne diyor? 13 Haziran bilmem ne, 2010 tarihli bilmem ne gazetede yayınlanan şeye göre işletmenizde yaptıkları denetim sırasında aldıkları numunenin analizleri Ankara Gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünde yaptırılmıştır. Bak. Alınan Hardline Nutrition BCA parti numaralı numunesinin yapılan analizler sonucunda mevzuata uygun olduğu görülmüş. Bak, mevzuya bak. Söz konusu bilmem ne numunesini isterseniz gelip alın, isterseniz almayın falan filan tarzında bir şey yazıyor. Yani baba bunu Türkiye'de sana hiç kimse yapamaz. Ama direkt devletin kendi organı Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı birim gelip bizdeki analizi yapıyor, Hardline'ı alıyor ve Baba diyor bunda hiçbir şey yok. Bundan daha güven verici bir şey olabilir mi? Yani spontane bir şekilde gelişen bir şey. Her neyse. Yani arkadaşlar tartışmasız bir şekilde Hardline Nutrition'a güvenebiliriz. Bu ben saplemen satıcısı olduğum için gerçekleşen bir durum. Bunların haricinde keşke o gün BCA değil de bir protein tozu alsalarmış. Biz buna engel olamıyoruz. Keşke protein tozunu analiz etselermiş. Acaba bir sıkıntı var mı diye. Buna bakılsaymış çok daha güzel olmuş. Ben ilerleyen zamanlarda bunu da yapacağım. Bu kanalda analizleri de göreceğiz yani hep birlikte. Yani başka hiçbir yerde bulamayacağınız analizler. Yani yasa dışı o, o yani bu işler aslında yani yasa dışı biz firmalardan izin alacağız ama bazı şeyleri de kılıfına uyduracağız diyelim çok fazla dallanıp budaklandırmadan konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar neyle başlayalım? Neyle başlayalım? Neyle başlayayım lan Kemal? Kilo almak isteyenlerle mi başlayayım? Zayıflamak isteyenlerle mi başlayayım? Ben, ben, ben niye kilo alayım? Ha dur. Alalım, kilo dur kanka işte. Saplement kullanım. Salak <laughs> mısın amına koyayım? yemek yiyin yemek. Yiyin. Ya salak mısın nesin ya? Evet kendisi niye kardeş gelirken iki tane pasta alıp gelmiş? <laughs> Arkadaşlar burada diyet düşmanı insan, insafsız yani. Yemeyeceğim ben onları biliyorsun değil mi? Karşıma geçip şimdi iki tane pasta yiyeceğim utanmadan yani. Şekerim ya. Ya nasıl bir insansın kardeş? He. Senin şekerin zaten kardeşim yani çok düşüktür ya. Sürekli düşüktür senin şekerin yani. Senin insan değil arkadaşlar. Arkadaşım insan değil. Bu ortamda biz şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk öncelikle spor yapsan da yapmasan da kullanman gereken saplementle başlayalım. Saplementlerle. Arkadaşlar bir tane omega 3. Pardon omega 3. Bir tane multivitamin takviyesi. Bir de D3 vitamini diyelim. Çünkü genel olarak bütün insanlarda D3 vitamini eksikliği vardır. Güneşe çok maruz kalmadığımız için evlerde, bilgisayar başında vesairede kaldığımız için D3 vitamini çoğu insanda düşük çıkar. Bunlar spor yapsanız da yapmasanız da kullanmanız gereken takviyelerdir. Bir multivitamin takviyesi içerisinde mult vitaminler, mineraller ve işte çok bazen de bitkisel özler de olur. Bunda yok mesela. Ya zaten gerek de yok. Bu Hardline'ın gayet kaliteli. Omega 3 takviyesi zaten balık yağının faydaları saymakla bitmez. Yani benim anlatmama gerek yok zaten televizyonda görürsünüz. Herhangi bir şey yani yoldan geçene sorsana zaten balık yani faydalı olduğunu söyler. Balık yağıyla alakalı bunun tablosuyla alakalı binlerce şey anlattım zaten tekrar tekrar size anlatmayacağım. Natural kimse için öneldiğim kullanım dozu bundan arkadaşlar bunun dört tanesi bir servis ediyor. Sabah 4, akşam 4 alınır. Bundan da günde iki tane almanız sizin için yeterli olur. Bundan da bunun bir tabletinde bin ünite D vitamini var. Bir tablet alınması yeterli olur. Multivitamin ürünleri idrarda sarılık yapar. Bazı vitamin çözündükten sonra idrarda sarılık yapar bu yanlış bir şey değil ya da böyle hafif yanma yapar bu zararlı bir şey değil bu çok normal bir şey bu aldığınız vitamin takviyesinin çıkışının şekli yani öyle söyleyeyim yani bu asla böbrekler için zararlı ya da sizin için zararlı olan bir durum değildir fazla olan vitamin zaten atılır ve bunlar çok uygun fiyatlı ürünler ve uzun süre gidecek ürünlerdir yani sizin bütçenize asla zarar vermez bir tane Adana yemek şu an 300-400 lirayken 2 ay gidecek takviyeni zaten 300 liraya alıyorsun yani bir Adana'yı 10 dakikada bitiriyorsun. Yani ben anneme, anneanneme, dedeme, teyzelerime, herkese bu ve bunlardan daha fazlasını da kullandırıyorum arkadaşlar. Bunları da ilerleyen videolarında görürsünüz. Onların odalarına baskın yaparız. Belki oralarda bir çekim yaparken. Görürsünüz yani. Dümenden mi söylüyorum yoksa gerçek mi? Görürsünüz. Şimdi arkadaşlar bu her kurguda bunlar olması gerekiyor. Kiloda alacaksan, zayıflayacaksan bunları alacaksın öncelikle. Tamam mı? Benim tavsiyemdir yani. Ve pahalı değil arkadaşlar. Bakın burası tahmini 950 lira falan tutuyor şu anki şeye göre. Artık videonun yayınlandığı tarihe göre siz ayarlarsınız. Ama yani bu mesela 60 gün gidiyor. Bu da 60 gün gidiyor. Bu da 40 iki kere kullansan 20 gün gider. Balık ya zaten kullanmanız lazım yani. Öyle bir, bir porsiyonla falan olacak iş değil. En az iki porsiyon kullanın yani. Porsiyon, servis bunları anlattık, öğrendiniz. Şimdi yağ yakımı için ne yapılması gerekir? Şimdi yağ yakacak adam kalori açığı yaratacak ve takviye olarak kendisi ne yapacak? En başında herkesin bildiği üzere bir lekarnitin takviyesi alacak. Tamam mı? Şunları şöyle bir kenarda şöyle bir tutalım. Ha. Bu lekarnitin takviyelerinden bir şeyi 3 tane çeşit lekarnitin takviyesi var. Hardline'ın. Bunu da şöyle koydum. Şöyle. 20 ampul şekliyle. Bu neymiş? Önce lekarnitin sıvı. 1000 milim olarak geçen ürünle başlayalım. Bunun her servisinde bak 33 porsiyon yani 33 kapak. Her her bir kapakta 1000 miligram lekarnitin ve 200 mg da taurin var. Aslında 1000 miligram lekarnitin %20'sini oral yolla aldığımızda ne yapıyorduk? %20'sini %15 ile 20'si arasında bir şey sindirebiliyorduk. Yani 200 mg lekarnitin almış oluyorsunuz. 200 mili, yani 55 kiloda her 55 kilo insan için ne lazım? 500 miligram lekarmitin lazım. Bu biraz arkadaşlar fiyatı uygun, ham madde kalitesi yüksek, hardline kalitesi ama bu, bu yani bizim işimizi çözecek bir ürün değil. Baktığında ben bunu almanızı tavsiye etmem. Yani böyle zayıf, mayıf kimseyisiniz, bunu alırsınız. Sonra termo içeriye geçiyoruz. Bu da 2000 mg lekarnitin. Bu mesela 400 mg sindirmiş oluyorsunuz 2000 olduğu için. Bunun termo denmesinin sebebi içerisinde 100 mg kafein bulunmaz. Yani termojenik etki yani kafeinden gelen termojenik etki anlamına geliyor. Daha pahalı. Bakın ne demiştik en fazla demiştim ki size 400 mg kafeini geçmeyin. Şurayı da açım kardeş. Konuşurken yanmaya başladım. Her neyse 400 mg lekarnitini geç şeyim kafeini geçmeyin. Baş ağrısı yapar, sindirim sorunu yaratır. Ona göre aldığınız takviye kahvelerdeki kafein miktarını ya da kahve içiyorsanız kendiniz ayarlayın. 2000 mg lekarnitin varsa bundan ekstra işte ihtiyacınıza göre artık 70-80 kiloysanız 1,5 kapakla bütün ihtiyacınızı giderebilirsiniz mesela. Bu da böyle bir ürün. Hop buna geliyoruz. 20 ampülde Burada da Hardline ne yapmış? Ampulün birisinde 3000 miligram lekarnitin, 3000 miligram lekarnitin koymuş, ee, bir ampul içerisine ve bunun içerisinde pre-workout içerisinde yer alan amino asitler var. Bu biraz sizin vücut arttıracak bir hareket yaratıyor ve siz daha koşu bandındayken daha etkili, daha çok terleyen bir etki alıyorsunuz, daha çok hoşunuza gidiyor. 3000 mg lekarnitin var. Daha fiyatı daha pahalı. Alanin biliyorsunuz işte beta alanin, taurin, kafein ve B3, B6, vitamin B3, B6. Güzel bir formülasyon. Çok güzel bir 20 ampul içeren lekarnitin. 20 ampullerin babası. Şimdi lekarnitinden de birini aldığımızı düşündüğümüz zaman şöyle koydum. Hop şunların ikisini de şu kenara koyayım. Aynen şöyle koydum kanka. Şimdi bu adam daha fazla yağ yakmak için neler al alabilir? Hop hop kanka ne ekleyebilir parça parça gidelim arkadaşlar bir cela şey bir termojenik burner maksimumlarda budur yani bu kurguda maksimuma çıkarıyorum evet. Şimdi tek tek anlatacağım. Masaya ekleyeceğim. Bu vardı zaten. Ceyla'nın ne işe yaradığını biliyorduk. Kaliteli yağ. Ceyla'nın düzenli kullanımı her öğünle birlikte bir tablet alınıyor. Düzenli kullanımda aspir tohumu yağ özü. işte yediğiniz yemeklerden gelen yağın depolanmadan atılmasını sağladığı yönünde çalışmalar var. Kendisi de omega 3 kaliteli yağdır. Yani 1 gram günde 3 öğün yersen, 4 öğün yersen 4 gram kaliteli yağını buradan almış olursun. Ondan sonra termojenik yağ yakıcı dediğimiz bitkisel özler ve amino asitler içeren, hardline'ın bitkisel özleri tok tutma özelliği taşıyan bir bitkisel yağ yakıcı. Ceylada mı balık? Yağı. Yok, hayır. Sen balık yağı dedin mi? Balık yağı demedim, omega 3 dedim. Omega 3, yani balıktan da omega 3 alabilirsin hayvansal kaynaktan. Bitkisel kaynaklardan da omega 3 alabilirsin. Bunlardan birisi Aman omega 3 ya asit yani. Bunlardan birisi aspir tohumu ya keten tohumunda vesaire de omega 3 var yani mesela. Ama tabii ki hayvansal kaynaklardan gelenler her zaman daha kaliteli olur. Ondan sonra sen şimdi buradaki ürünlerle ne oldu? Bunlar sana yani termojenik yağ yakıcı, falan sen koşu bandındasın. Ne oluyor ne oluyor kardeşim? Senin vücudun terliyor. Vitamin, mineral yani eksiğin oluşuyor. Mineral eksiğin oluşuyor. Mineral eksiğini de buradan tamamlayabilirsin. Bir elektrolit ürünüyle spor öncesi ya da sonrası eksilen şeyini bu, bu şekilde takviye olarak alabilirsin. Bu çok önemli bir şey değil. Hani bunu böyle almak istemiyorsan da soda içersin. Ama böyle bir şeyler yemen lazım. Yediğin yemeklerden o mineral kaybını toparlaman lazım. Ama bundan bir ölçek alman çok faydalı olur. Bunu da üzerinde yazan mesela ne diyor? Sabah iki tablet, bir de spordan önce iki tablet. Kahvaltıdan önce aç karna yapabiliyorsanız, evde koşu bandınız falan varsa o da olur. O şekilde de kullanabilirsiniz. Bunda 4 tablet kullanmanız yeterli olur. Bundan her öğünde almanız yeterli olur. Yani saplementleri çok fazla kullanmıyoruz aslında baktığınızda. Ve ZMA yani gene kaybolan mineral ve çinko takviyesi için sabah 3 Akşam gece yatarken 3 tane alınması çok fayda sağlar. Yani sizin toparlanma sürecinize vesairesi çok uzlandırır. Bunun haricinde ekstra eklenebilecek bu kurguya. Yani ben abarta abarta geliyorum. BCA Fusion. Bunun içerisinde her servisinde 7 gram, 7 mil, 7000 miligram BCA yani 7 gram BCA, 2 gram glutamin ve B6 var. Bu yani BCA'lar zaten dallı zincirli amino asitler. Hem kan şekerini düzenlemede, kilo kaybında vesaire size böyle fayda sağlayan bir amino asit. ve siz sürekli fiziksel aktivite gerçekleştirdiğinizde ağrılarınızı hızlıca toparlanmanızı sağlamada BCA'lar çok önemli silahlar. Bunu mesela bir ölçek Günde bir ölçek alabilirsiniz. Bir buçuk ölçek alabilirsiniz. Kendisi 50 servis. Yani bir ay gidecek şekilde kullanabilirsiniz. Ve çok iyi bir şekilde 10 gram kadar BCA almış olursunuz. Yani 4 grama kadar da bir buçuk ölçek aldığınızda glutamin gelmiş olur. Glutamin de zaten biliyorsunuz. Şuradan da glutamin de ekleyelim. Bundan da bir ölçek. Yani bunları niye böyle tek tek anlatıyorum? Bunlar maksimuma çıkarmakta. Ben size zaten sırayla geliyorum. Bunları aldıktan sonra bunları ekleyebilirsiniz. Ama mesela bu 100 servis ürün... ...siz günde bundan bir ölçek ya da iki ölçek aldığınızda... ...zaten 100 gün, 50 gün kadar gidiyor yani. Uzuyor bu işlem. Yani çok uzun gidiyor size. Alınabilir mi? Alınabilir. Yani sizin spor antrenman, fiziksel antrenman seviyenizi çok yükseltir bunlar. Yani hızlı toparlanmanızı sağlar. Psikolojik destek verir size. Siz bunları aldık, aldınız mesela. Bunlar size bakar, siz onlara bakarsınız. Spora gitmeme ihtimaliniz olmaz ya. Ki bu işten keyif alırsın. Glutamin de kaslarımıza verdiğimiz... Kas ağrı, ağrını hızlandıran bir amino asit, bağışıklık güçlendirici. Bir amino asit, protein sentezini arttıran bir amino asit. Bundan ben biliyorsunuz 30 gram kullanıyorum ama kürdü olduğum için size bundan 10 gram. Mesela 4'ü buradan geldi ya bir ölçekte bundan attım bitti. Ve mesela bunu bu sizin yağ yakımınızı son seviyeye çıkaracak üründe size enerji verecek olan, yorgun argın işten geldiniz gidemiyorsunuz spora. Çat. Yarım ölçek almanız yeterli olur. Hardline Nox 2 prevorkat ürünü çok sert bir prevorkat. Ben yarım ölçek kullanıyorum mesela. Bunu aldığınız zaman zaten bir sürü BCA'dır, diğer amino asitlerden vesaire de geliyor. Ne olur? Spora gitmeme ihtimaliniz kalmaz. Gelir enerji hop yarım saat içerisinde zaten spor salonunda kendinizi bulursunuz. Spor yaparken bunu kullanıp da spora gitmezseniz içinizde patlar enerji. Bunun içerisinden tam ölçekte 2,5 gram kreatin geliyor. 2 gram da olabilir. Bakalım da. 2,5 gram kreatin geliyor. Atıyorum bir de mesela herkesin günlük 5 gram kreatin alması lazım ya. Natürel bireylerin. Bundan aldın. 100 servis. Yani 100 gün gidiyor. E sen bundan 2500 miligram aldın diyelim. Mesela. Bundan da 2500 koydun. Bu sana 200 gün gidecek. Mesela. Böyle ürünlerin ne içerdiğine kendiniz bakıp ayarlama yapmanız lazım. Velev ki bunu almadın. E sen şimdi e, her şeyi yaptın. Son noktaya geliyoruz. Sen her şeyi yaptın. Bunları aldın. Protein tozu almamız lazım. Niye? Proteinler bizim hem kas inşamızı hem de kilo verim sürecinde yani protein alımımızı çeşitlendirmek bizim için çok faydalı. Sen etten alıyorsun işte bitkisel protein geliyor. Etten gelen protein var. Bir de whey'den gelen hayvansal ama farklı bir kaynaktan gelen protein senin alacağın protein kaynağını çeşitlendirmekte çok faydası var. Kan şekerin düzenleyici yani kilo kaybında da kas inşasında da whey protein çok süper bir takviye whey proteini böyle ya alsan da olur, almasan da olur diyen adam bence hiçbir şey bilmiyordur. Yani whey protein alsan da olur, nasıl almasan da olur? Böyle bir şey var. Hayatında böyle bir şey var. Sana bu kadar güzel puding yapıyorsun oluyor, sütle karıştırıyorsun oluyor, milkshake yapıyorsun oluyor. Lan neler neler oluyor. Ve kaliteli bir ürün kullandığın zaman zaten kaliteli bir şekilde protein almış oluyorsun hem de çeşitlendirmiş oluyorsun. Bu nasıl olsa da olur. Bu olmazsa olmaz. Bunu içeceksin arkadaş. Bunu minimum günde bir ölçek içeceksin. İki ölçek içsen de sana bir sürü faydası var. Zaten zaten ne oluyor? Yemeğini her gün yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Yiyebilen var, yiyemeyen var. Fazla yiyen var. E adam çatlayacak seviyeye geliyor. Her gün sen insansın. Sevgilisinde kavga ediyor, annesiyle kavga ediyor. Bir şey oluyor, işi oluyor, gücü oluyor. Alamadığı zaman bununla sen bunu hızlı bir şekilde alıyorsun. Tamam etten gelen proteinin amino asit profili çok daha zengin. Ama ondan sonra da gelen bu. Bir numaralı protein kaynağı, kaliteli protein kaynağı. Hayvansal proteinlerken derken iki numarada Whey protein, 3 numarada da bitkisel protein, 4 numarada da kazein var. Bu şekilde bir araştırma var. Amino asit profiline göre kalitesi sıralanıyor ya. Bitkisel proteinler de bu şekilde. Çöpe atmayın ya. Her neyse. oo yo, şimdi Hardline ve Trimetrix'i anlatmaya gelelim. Neden Hardline ve Trimetrix? Arkadaşlar Trimetrix derken bakın. Ve konsantre, izole ve hidrolize protein e, kaynaklarının karışımıyla yani 3 metriks bu anlama geliyor. Ve piyasada böyle bir protein tozu yok. 100 gramında 82 gram protein olduğunu açıklayan Hardline bu yani 82'dir. Analizde %10 hata payı olur. Yani 8 aşağıda düşebilir, yukarıya da çıkabilir. Yukarıya çıkacağını sanmasanız da. Her neyse yani mesela bunun ne kadar hidrolize, ne kadar izole tabii ki. Yani V konsantre kısmı daha yüksektir. Ama adam sana yani böyle bir karışım yap. Yani bunu diğer Piyasadaki protein tozlarından ayıran en büyük özellik bu. Çok kaliteli. Ha benim gibi laktoz intoleransı olan adamlar illaki sadece high pro izole kullanacaklar. Yani bu da biliyorsunuz her videoda anlatıyorum. Kendisi Amerika'da 100 yıllık bir firmanın patentli ham maddesi. Bir pro ham madde diye geçer. Hardline'da bunu high pro diye olarak tanıtıyor. Sıfır şeker, sıfır laktoz. Piyasadaki en e, fil iyi filtrelenmiş protein tozu budur, izole. Laktoz intoleransı olanlar için bu yeterlidir. Ama laktoz intoleransı yoksa bunu sindirebiliyorsan bu san senin için yeter de artar bile. Hem de fiyatı çok daha uygun. Bu 2000 TL iken, 1999 TL bu 3800 lere falan çıkıyor. Ama bunun olayı yani ithal olmaz. Ki bu kalitesine göre piyasadaki bilinen kaliteli markaların izolelerinden çok daha kaliteli. Hatta hidrolize proteinden bile kaliteli. Yani bence. Gerek yok yani. Hidrolize bir ürün kullanmaya gerek yok ki ben piyasadaki her şeyi kullandım yani. Beni takip edenler bilir. Ben kullandım hepsini. Her neyse. Bunu da anlattık. İzoleyi de anlattık. Ve proteinlerin biliyorsunuz protein alımımızı fiziksel aktivite yapıyorsak, spor yapıyorsak maksimumuza çıkarmamız gerekiyor. Natural bireyler için maksimum tavsiyem bir buçuk falan yeterli olur. 1.5. 1.5 yani kilonuz çarpı 1.5 günlük almanız gereken protein ihtiyacınız sizin için yeterli o olacaktır. Ne oluyor? Kas kütlesini koruyup yani kilo almadan yani böyle yağlanmadan kilo almak kas kütlesini inşa etmek isteyenler için zayıflamak isteyenler için en fazla oluşacak kombinasyon bu şekilde. Dediğim gibi buradakileri en başında önem sırasına göre koydum. Lekarnitinini falan ekledikten sonra biraz fantazi yaptım bunlarla birlikte. Ha bunlar sen kendin önem sırasına göre bütçene göre alabilirsin kullanabilirsin. Mesela burner'da kesebilirsin. Ama toparlanma vesaire her şey böyle hızlı dört dörtlük olsun diyorsan bunlar olduktan sonra senin sırtın yere gelmez yani. On numara bir saplemen takviyesi bittikçe yerine koyarak devam ettiğin, kesmeden kullandığın bir seri oldu. Ve Hardline V3 Matrix içerisinde her servisinde 2000 miligram da kreatin var. E sen buradan 2000 mg kreatin aldın. atıyorsun bir de Prover Cut'ın tam servis kullanamazsın. Yarım geldi. 4 gram falan. Yani yarım kullansa 1250, 2000, 3250 oldu kurtarmıyor. O zaman iki servis bundan alırsın günde protein ihtiyacını hızlıca kaliteli bir şekilde karşılarsın. Yarım serviste bundan aldın mı kreatin almana gerek kalmaz. Mı? Ya da bunlardan birini bozdun. Bundan 2000 geldi. Bir tane de bundan almıştın. Hardline kriyapür. Kreatin formunun en yüksek formu. Altsem laboratuvarlarında üretilmiş. Biyo yararlılığı en yüksek. Sindirilebilirliği en yüksek form. Kreatinin. Kriyapür formu. Bu da İsviç, İsviç, İsveç mi? İsviçre mi? Ne? Burada öyle bir ülkede işte ikisini karıştırdığım için sürekli beynim yanık. Onu bir türlü şey yapamıyorum. ya. Yani. Hangi ülke olduğunu aklımda tutamıyorum. Bu arada sesimde sıkıntı aşağıda hep dolaptan çıkarırken hastalandık e, soğuk soğuk içecekler içmeyin. Yani hastalandık derken mesela ben iki yıldır hasta olmuyorum. Böyle de bir durum var arkadaşlar. 2 yıldır ben yatak döşek şurada yatıp da vay bana ne oldu dediğim bir hastalık olmadı en fazla boğazım şişti bu. Gene gittim itmanım öküz gibi yaptım geldim. Sadece akıntım oldu yani. Ben de bunu hem spor hem düzgün beslenmem hem de bu takviyelerime veriyorum arkadaşlar. Allah yani nazar değdirmesin. 2 yıldır nasıl olduysa hasta olmadım. Her neyse video çok uzamadan Bunların hepsini anlattığımı düşünüyorum. Gene sorunuz olursa videoda yorumlara kesinlikle yazın. Bakın gene böyle Kemal işten geldi, gebermiş bir şekilde orada kamera tutuyor. Benim ona yaptığım baskılar sonucu. Anne ben pastayıcım. Ee, Şerefsiz. <laughs> Oğlum ben de canım çekiyor. İbne ne biçim bir pasta almışım bir de? Afşah. Annem pastane sonunda baktım en güzel o. Dur getireyim de göstereyim. Bekle. Ne biçim pasta almış? Ne? Ben burada serpilir, Allah. <laughs> Arkadaşlar insanın <laughs> yani Kürdeyken arkadaşı böyle bir şey yapar mı ya? Bu ne kardeş? Bak ayağa kalktın, pastayı görünce ayağa kalktın. Ben burada saplemet tanıtıyorum, sen bunu alıp geliyorsun yani. Nasıl ya? ya Lan oğlum. İbnesin belki... yalana bak, sen ikisini de yiyeceksin de. Bak şu an ağzım sulandı. Ben ya kardeş ben bunu yersem her şey biter ki ya. Şerefsizsin oğlum, ben zayıflayacağım, bilmem ne. Vücut yapacağım diyorum sen gidiyorsun bunu alıyorsun ha bu karakter Allah'ım ya çok pis ya. Heh. Dur ya anlatıyorum. Heh. Neyse pasta bu 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 da. Bu da arkadaşlar hani kas inşa etmek isteyen arkadaşlar kreatin kullanmak isteyen arkadaşlar bunun üstüne tek ek takviye Hydroprime gerçekten <laughs> kasların içerisine iyi su çekiyor. Kriyatinle birlikte böyle güzel bir pump veriyor. Biz şimdi bu kurgularda niye trülünü getirmedim. Niye arınınını getirmedim? Natürel bireyler için bunlara gerek yok arkadaşlar. Zaten yediğiniz protein tozundan vesaire Eden, bilmem neyden siz almanız gereken amino asiti alıyorsunuz. Atıyorum pre içerisinde de amino asit olarak arjinin vesaire var. Aldığınız protein tozunun içerisinde de amino asit olarak arjinin var. Yediğiniz gıdalardan da geliyor. Yani zaten natural olduğunuz için ekstra ekstra bir pump alamazsınız zaten. Karbonhidratı en fazla karbonhidratı arttırarak alırsınız. Gidip arjinindir, stülindir bunlara bence para vermekten önce buradaki ürünlerden kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi Zayıflamak isteyenler için yaptık. Spor yapanlar yapmak yapmayanlar için yaptık. Atıyorum belli bir kaloride sabit kalıp kaslarını yani yağsız büyümek isteyenler için anlattık. Bu arada dediğim gibi proteinlerin termik etkisini unutmayın. Proteininizi yüksek tutup yağ kas yani zayıflamak da istiyorsanız vesaire protein tozunuzu eksik etmeyin. Bunu anlattık. Şimdi neye geçiyoruz? Kilo almak isteyenler için kurguya geçiyoruz. Kilo almak isteyenler için kurguda bunlardan bazılarını çıkaracağız. Burada nedir? Neyi çıkaracağız? Bunu çıkardık. Bunu da çıkarayım. Hani amaca uygun olsun mevzular. Bunlar çıktı arkadaşlar. Şimdi lekarnitin mekarnitin yok. Glutamini var. Adamın bu fantazi olan kısmına geldiği zaman tamam mı? Elektrolite hiç gerek yok. Zaten adam öküz gibi karbonhidrat yiyeceği için minerallerini falan filan almış olacak. Tamam mı? Şunlar dursun bir. Şimdi şurayı aldık. Şunu da bıraktım. Şu üçünü kesinlikle alıyoruz. Tamam mı? Kül almak istiyorsan. Hop bir de bunu alıyorsun baba. <laughs> Heh. Bu arkadaşlar çok seksi bir e, yani kilo aldırıcı ürün. Niye 5 kiloluğunu getirdim? Gidiyorsunuz bunun 1,5 kiloluk olan versiyonu ya da 3 kiloluk olan versiyonu. 1,5 kiloluğu 7 servis. 200 kullanımda 7 günlük. 3 kiloluk olan 15 günlük. Bu da 25 günlük arkadaşlar. 200 gramlık kullanımda. Yani bir sonuç görebilmek için, tartıda bir değişiklik görmek için en az bir 25 günlük kullanmamız gerekiyor. Bu ürünü satış fiyatı 1499 TL. Biraz pahalı. Bunun sebebini de açıklıyorum. Çünkü çoğu bitkisel karbonhidrat ürünleri bitkisel protein kullanıyorken Hardline bunun içerisine bitkisel proteinin yanına da Whey protein eklediği için ürün kaliteli bir karışım oluyor. İçerisinde kreatin var, BCA'lar var, glutamin öncüleri var. Yani bu ürün aslında vitaminler var. Yani sizin için çinko var, mineral profili var. Yani sizin için premium bir karışım kilo aldırıcı. Şimdi yanlış anlaşılan bir durumu anlatıyorum. İnsanlar bu Gainerların içerisinde karbonatın içerisinde olan şekeri orijinal şekermiş gibi, sofra şekeriymiş gibi algılıyor. Halbuki zaten karbonhidrat şeker de bir karbonhidrattır yani. Anlatabiliyor muyum? Biz mesela artık meyvelerimizde, öğünlerimizde meyve de ekliyoruz. Muz da yiyoruz. Enerji versin diye zaten hızlı bir şekilde sindiriliyor. Sporcuysan zaten hızlı bir şekilde sindiriyorsun hepsini. Senin için yakıt oluyor, enerji oluyor. Ve buradaki karbonhidratlar da sizin için yararlı. Ya buradaki şeker de yararlı bir şeker aslında baktığınız zaman. Ha hedefiniz ileri seviyedir. Define falan olacağın zaman buna bulaşmazsın. Zaten karbonhidratı düşürürsün. Pirinç ile devam edersin. Ama sen kilo almak istiyorsan buradaki şeker senin için faydalı. Proteinlerin mesela kaslara taşınmasında transporter görevi görecek. Taşıyıcı görevi görecek bir şeker bunlar. O şekilde söyleyeyim size. Ve 200 gramında arkadaşlar 200 gram kullanımında 156 gram karbonhidrat var. Bak 156. 70 kilo, 60 kilo, 80 kilo bir adamlar için 156 gram karbonhidratı bu şekilde kolayca alabilmek süper bir şey. Ya. Sen yoksa gideceksin bilmem ne kadar pilav yemen gerekiyor. Ve içinde proteini de var. Yani 200 gram kullanımda 36 gram da bakayım yalan olmasın. Aynen 38 gram da protein geliyor. Bir kısmı bitkisel bir kısmı whey'den gelen. Ama ne dedik? Zaten whey'de bitkisel de kaliteli bir protein kaynağı. Bunları yavana atmayın ve bunları kullanın. Bu ürünü alıp bizim mağazamızdan alıp da mesela bir geçenlerde bir çocuk geldi. Abi dedi Allah razı olsun. Bir kullanımda 10 kilo almış çocuk. Ben kendisine normal beslenmesini de kesmemesini söyledim. Artık nasıl bir zayıfsa hem bunu bitirmiş hem yemeklerini hem de bir ay içerisinde 10 kilo değişmiş ya tartıda. 10 kilo biraz iddialı ama mesela sen bundan 3 kutu bitirdiğinde tartıda kalıcı 10 kilo görürsün. Benim iddiam bu şekilde. Ama normal beslenmeni de kesmeyeceksin. Kilo alma süreci midenizi genişlemesi gereken bir süreç. 100 gram olarak başlarsın. 2-3 gün içerisinde hemen 200 gram alıma çıkarırsın. Normal yemeni de kesmeden devam edersin. Ve ne olur? Sonucunda Miden de genişlemeye başlar. Sen yedikçe daha da çok yemek istersin ve kilo alma sürecin başlar yani hızlanır ve 3 kutu bitirdiğinde tartıda 10 kilo görürüz. Ama bazı insanlar 10 kilo hayal yani. Bazı insanlar için. Her neyse bunları da dediğim gibi ne oluyor? Zaten bu adamın bundan içmeye başladığında buna da ihtiyacı kalmıyor aslında. Ama çinko almak ya da işte bundan içmeye başladığında yemeklerden gelen, çinko almak ekstra faydalıdır. Bundan da mesela bir servis alabilirsin. ZMA'sı var, işte mag şey yani ZMA's dedim ya, magnezyum vesaire. Bunlar sizin için kaslarınızın su dolması için, e, kaybettiğiniz minerallerin geri takviye edilebilmesi için elzem şeyler. Yatarken bunu aldığında hem uyku kaliteni artar, hem büyüme hormonu tetiklenir. Yani bu senaryolar var ya. İçin rahat olur ve güzel takviye uygun fiyatlı. Mesela bunun içerisinde bir serviste 200 gram aldığında ne kadar kreatin geliyormuş? 2500 mg. Buradan da 2500 alırsın. Mesela günlük alma gereken 5 gramı tamamlarsın. Ya da bir bundan alırsın. Bir ölçekte bundan alırsın. 2000 gelir 4500. Kreatin almana gerek kalmadı. Hem protein aldın ekstra buradan da geldi falan. Süper ya. Devam ediyorsun. Yani atıyorum. Bunun içerisinde zaten glutamin öncüleri. Bir ölçekte glutamin aldın akşam yatarken kanka ya da iki ölçüye çıkarabiliriz. Kaslarının toparlanma süreci hızlandı. E buradan 2000 geldi. E bundan hayvan gibisin artık yiyorsun. Kasların su çekti. Enerjin ne var. E bundan da yarım ölçek aldım. 1250 gram kreatin de buradan geldi falan. Bu şekilde yapabilirsin. Tam ölçek atabilirsin. Ben tavsiye etmiyorum. Çok Beni çok kötü etkiliyor ya. Bilmiyorum. Bazıları atabilir. Belki adamın gücü yetiyorsa atsın yani. Kreatinin yanına bunu ekledin. Hayvan gibi oldu. Zaten karbonhidratta su çekti. Davul gibi oldun ne oldu? Şişen kaslar yırtılmaya daha meyillidir. Daha çok kolay hasar alırlar. Yani daha büyümeye, genişlemeye meyillidirler yani. E ne oldu? Bu şekilde de inanılmaz pampa ulaştık. E zaten bunu kullanıyoruz. 200 gram BCA'lar geliyor. Bundan da bir servis attık. 7 gram BCA geldi. 2 gram glutamin geldi falan derken. BCA'm da tamamlandı. Oo o, ne oldu? Sete bak. Çok güzel bir set oldu. Şimdi dediğim gibi önemli sırasına göre sen ihtiyacın olanı ayarlayacaksın. Yani... Ne yaptık? Kilo alım şeyini de anlattık. Video uzun olmasın diye elimden geleni yapıyorum. Hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Kaç dakika oldu lan gene? Vay amanım ya. Ya neyse o kesilince falan gene insaflı olmuş. Arkadaşlar her şey yani siz bunu sordunuz diye yine anlattım. Yani aslında bunları biraz çözebilmeniz lazım da birazcık da haklısınız. Sonuç olarak herkes bilemeyebiliyor. Kilo almak isteyenler için kurguyu anlattık. Vermek isteyenler için ve Sabit kaloride kaslarını korumak, yağsız kas kütlesi inşa etmek isteyenler için supplementleri nasıl olmalı? Hepsini anlattık. Teşekkür ediyorum. Burada dünya vücut geliştirme şampiyonu, pasta yeme ustası Kemal Karayalan'a da bana desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Bugün kendisine kamerayı şey mikrofonu ta takmadık çünkü herhangi bir yerine sürtüp sürtüp garip garip sesler çıkardığı için. Ne olur ne olmaz diye kendisine mikrofonu takmadık. Umarım sesi gelmiştir. Sorularınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Gördükçe, anlayan oldukça Seviniyoruz falan filan işte değişik şeyler hadi görüşürüz. Bir şey unuttuk mu oğlum söyleyecek. Ha burada bak raporlu analizli gösterdim neden artlayın dediğimi. Ya devletin kendi birimi. Git sor bak bu yalan mı değil mi? Daha ne yapayım ben? Hadi kapat ama.